Merhaba arkadaşlar. AYT 5 seçme soru serimizde dördüncüsüyle devam ediyoruz. İçeriğimiz bir AYT denemesi değil. Bunu sık sık hatırlatıyoruz. Seçtiğimiz bazı soruları içerik bazında çözüyoruz arkadaşlar. Evet, yorum ve görüşleriniz için teşekkür ederim. İnşallah AYT serimizi daha da arttırıyoruz. Tabii TYT kısmında zaman zaman paylaşacağız. Onlara da devam ediyoruz. Bunun yanında tabii ki şu da var. Özellikle KPSS formatında geçenler AYT'nin özellikle SOS 2 kısmında da çıkma ihtimali olanlar arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, yukarıdaki verilen yerlerin hangi ikisinde küresel etkiye sahip şehir sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Özellikle gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan alanlarda bunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Batı Avrupa, Kuzey Amerika, gelişmişlik düzeyleri Kuzey Afrika ve Doğu Asya'ya göre daha fazla olan yerler arasında karşımıza çıkıyor. Tabii Doğu Asya'da da yine bazı yerler var, ancak daha fazla, daha çok sorularında tabii ki örneklerimizi arttırdığımızda onlar öne geçiyor. O yüzden doğru cevabımızın burada 1 ve 2, yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. İkinci sorumuzda aşağıda verilen yer ve bu yerde bulunan sanayi kolları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Gaziantep Pamuklu Dokuma orada bulunuyor. Eskişehir Onluğu'da, ki Eskişehir Ankara çevresinde arkadaşlar, Konya gibi alanlarda bunların öne çıktığını görüyoruz. Edirne'de süt ürünleri, Konya'da petrol rafinerisi bulunmuyor arkadaşlar. Ki Konya'da un ve unlu mamuller gelişme göstermiş. Şeker sanayisi gelişme göstermiş. Yine et ve süt ürünlerini görmekteyiz. Uşak'ta yünlü dokuma, ki battaniye deyince akla ilk gelen yerler arasında karşımıza çıkıyor. Türkiye'de rafineri deyince İzmir, Kırıkkale, Batman gibi illeri dikkate almamız gerekiyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda ise yukarıdaki haritada A bölgesinden B bölgesine en kısa yoldan petrol taşınırken aşağıdaki su yollarından hangisinin kullanılması beklenir? Özellikle Basra Körfezi'nden çıkış yapması gerekiyor. Basra Körfezi'nden çıkış yapıp en kısa yoldan B bölgesine ulaşıyoruz. Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na açılmak için arkadaşlar, burada kullanılması gereken Hürmüz Boğazı olarak dikkate alınabilir. Süveyş Kanalı Kızıldeniz-Akdeniz bağlantısını sağlıyordu. Panama Kanalı yine Atlas ve Büyük Okyanusların bağlantısını. Malakka Boğazı özellikle Doğu Asya kısmında, özellikle Japonya, Çin'in doğusundan yine Hint Okyanusu'na geçişi sağlıyordu. Cebeli Tarık Akdeniz Atlas Okyanusu kısmında bağlantıyı sağlayan önemli geçiş yollarıydı. O yüzden burada dediğimiz gibi Basra Körfezi'nden çıkmak için, ki dünyada petrol taşımacılığında en önemli boğazlar arasında karşımıza çıkan Hürmüz Boğazı'nı dikkate aldık. Sıradaki sorumuzda yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur? Rafinerilerde üretilen akaryakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılaması, ki dışarıdan da alabiliyoruz. Yani petrolü dışarıdan da getirebiliyoruz. Örneğin Türkiye'de %90'ı yurt dışından ithal yollarla karşılanıyor petrolün ve biz rafinerilerde işliyoruz. Yani o ülkede bulunma zorunluluğu söz konusu değil. Akarsuların hidroelektrik enerji üretiminde kullanılması, ki o üretimi yapabilmek için orada akarsuların hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması gerekiyor. Yani başka bir ülkeden böyle bir şeyi alamıyoruz. Demir çelik ürünlerinde ihracatta büyük bir paya sahip olması, ki illa demir çelik çıkmasına gerek yok. O ürünleri dışarıdan ham madde olarak alıp demiri işleyip bunları ürüne dönüştürüp satabiliriz. Kış turizmine ait kayak merkezleri yine o ülkede bulunması gerekiyor. Başka bir ülkeden alma gibi bir ihtimalimiz söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden 2 ve 4'ün burada mutlaka olma zorunluluğu olarak dikkate alınabilir. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki haritada Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli potansiyele sahip 3 alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardaki potansiyel enerji kaynakları hangisinde verilmiştir? 1 numara arkadaşlar İzmir verilmiş, ki Türkiye'nin de ilk rüzgarla çalışan santrali RES'ler o alanda, İzmir Alaçatı'da kurulmuştu. Bunun yanında 2 numara, ki Türkiye'de ilk kule tipi güneş santralinin kurulduğu yer Mersin'di. Biz orada güneşi alma durumuyla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yanında 3 numara, Atatürk gibi önemli baraj gölleri Fırat Nehri üzerinde hidrolik ya da hidroelektrik üretimiyle ön plana çıktığını söylemek mümkündür. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik.
Bir dahakinde görüşmek dileğiyle diyoruz. Yine kanalımızın ismini coğrafya portalı olarak değiştirdik. Bununla ilgili yorum ve görüşlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.